Ben öncelikle tüm milletimize, asil milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ve biz diyoruz ki biz milletçe efendim kederde, kıvançta biriz, beraberiz. Dolayısıyla bugün artık her şeyden önce efendim birlik olma, dayanışma içerisinde olma günü. Burada artık hepimiz sağımıza solumuza bakmadan elimizden gelen bu yarayı sarmak için ne yapmak lazımsa buna yöneleceğiz. Ve hepinizin bildiği gibi tarih boyunca milletimiz, bizler arkadaşlarım birçok felaketle karşılaştık, zorluklarla karşılaştık. Fakat devletimiz, milletimiz efendim birlik ve beraberlik içerisinde bunu aşmayı başardık. Dolayısıyla yine bu felaketten de devlet, millet olarak bir ve beraber olarak elimizden gelen gayreti göstermek suretiyle inşallah bu felaketi de aşacağız arkadaşlar. Buna inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde aşıp geleceğe umutla yürüyeceğiz. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Karamsar ve kötümser olmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu inanarak söyleyeceğiz. Buna inanacağız. Ve çalışmalarımızı bu inançla yapacağız. Gerçekten bizim en büyük gücümüz arkadaşlarım birlik ve beraberliğimiz. En büyük gücümüz birlik ve beraberlik ve dayanışma azmimiz. Biz birlik ve azimle, kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle bu badireyi de atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimiz arkadaşlarım görüyorsunuz, işin içindesiniz. Bütün imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla arkadaşlarım milletin emrinde. Ve felaketin yaralarını saymak için, bu büyük felaketin yaralarını saymak için arkadaşlar, canla başla, gece gündüz herkes çalışıyor. İhtiyaç duyulan gerekli tüm tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Peki biz ne yaptık? Milli Savunma Bakanlığı olarak arkadaşlarım ve bağlı Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, bağlı kurum ve kuruluşlar, arkadaşlarım sabah saat 5'ten itibaren herkes ayakta. Ve herkes görevinin başında. Tüm imkanlarımızla arama kurtarma çalışmaları, ulaştırma faaliyetleri, efendim diğer taraftan işte bu güvenlik konuları, barınma konuları arkadaşlarım, İAŞ'e yemek, çorba, ekmek ne varsa bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle bu yaraların sağlanmasına için de bizler bakanlık olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biraz önce söylediğim gibi sahada ve deprem bölgesi dışındaki hem sahadakiler var, onu iyi anlamak lazım, hem deprem bölgesinin dışındakiler var. Efendim tüm kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları arkadaşlarım, karargahları, birlikleri efendim, ilk yandan itibaren efendim, görevinin başında. Ve bu gücümüzü arkadaşlarım ilk yandan itibaren aktive ettik, kullanılabilir hale getirdik ve şu anda da gördüğünüz gibi, içinde olduğunuz gibi kullanmayı sürdürüyoruz, kullanacağız. Bu bölgemizdeki deprem gününü hatırlayın, ilk günü hatırlayın. İşte yaşayanlar biliyor arkadaşlarım. Maalesef çok ciddi hem hava sahası bakımından, hava şartları bakımından hem de bu havaların kapanması vesaire durumları, Hatay havalarının kapanması durumunda bazı olumsuzluklar vardı. Tabii bu arada deprem bölgesinde çok ciddi bir iletişim sorunu yaşadık. Bütün bunlara rağmen, yani havaların kapanmasına rağmen, olumsuz hava koşullarına rağmen, iletişimdeki sıkıntılara rağmen arkadaşlarım, arama kurtarma faaliyetleri için bizim DAK ve DAFYAR timlerini ve ilave teknik personel ve işçilerimizi efendim süratle efendim sefer ettik ve bunları arkadaşlar deprem bölgesine intikal ettirdik. Uçaklarımızla, helikopterlerimizle havadan, kara araçları da karadan bunları intikal ettirdik ve hemen akabinde de deniz kuvvetlerimiz devreye girmek suretiyle arkadaşlarım denizden de işte iş makinelerini, personeli bir şekilde İskenderun'a deprem bölgesine ulaştırdık. Arkadaşlarım yine bu arada bizim yaptığımız bir başka bir şey var. Bu deprem bölgesinden batıya sevk ettiğimiz uçaklarla, helikopterlerle ve veya efendim deniz yoluyla naklettiğimiz vatandaşlarımıza da bütün sosyal tesislerimizi aşmak suretiyle hem bölgedeki hem bölge dışındaki aşmak suretiyle vatandaşlarımız barınma sorununa da bir nebze de olsa çare bulmaya çalıştık ve şu anda bizim yaz eğitim merkezlerimizde gelenleri misafir ediyoruz. Ve dolayısıyla sorunun biraz daha hafiflemesine elimizden gelen gayret gösteriyoruz. Burada tabii bölgede askeri hizmete de devam ediyordu. Şimdi bizim Mart ve Nisan aylarında celplerimiz vardı. Bölgeden askerlik sırası gelen gençler vardı. Bunları da efendim celplerini ertelemek suretiyle 4 Mayıs'a erteledik. Ki herhangi bir şekilde bu ailevi sorunlarını, ailevi işlerin yapması gereken işlerini orada kalsınlar, yapsınlar, ailelerine yardım etsinler diye. Ve bu manada da arkadaşlarım bunu ertelemek suretiyle
bu bölgeye bir destek sağlamaya çalıştık. Bunun dışında şu anda askerlikte bulunan, efendim, silahlı kuvvetlerde hizmet yapmakta olan, görev yapmakta olan erbaşlar, erler ve diğer personel de Sıla İzni adı altında 10.900, yani 11 bin kişiye izin vermek suretiyle süratle bölgeye onların intikalini ve aileleri beraber olmalarına imkan verdik, fırsat verdik. Fakat bunun dışında diğer hususta bazı bir şeyler var, söylentiler var. Bu gerçek değil bunlar. Herhangi bir şekilde erken terörist, erken gençlerin asker hizmeti tamamlaması söz konusu değil. Çünkü zaten şu anda bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliğimiz, efendim, semalarda, denizlerde, efendim işte diğer yurt dışındaki görevlerimizde aksaksız, eksiksiz devam ediyor. Böyle bir terörist de söz konusu değil. Onu da herkesin bilmesi, görmesi lazım. Yani bu yaptığımız çalışmalarla ilgili size biraz daha rakamlar vermek gerekirse, hava köprüsü efendim 63 uçakla 41 efendim İHA ile arkadaşlarım TİHA dahil efendim 66 helikopterle bu Amerikalıların ve Katarların verdiği 14 helikopterde dahil olmak üzere şu ana kadar toplam 2602 sortu yapıldı. Yani bu büyük bir rakam. Yani bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu ciddi bir rakam. Ve bu rakamla arkadaşlarım bu yapılan sortilerde de 32 efendim ilçeyle 122 152 köye de efendim havadan karadan yardım yapıldı. Buradan işte arama kurtarma personeli dahil, teknik personeli dahil bunların hepsi götürüldü. Ve diğer taraftan da oralardan, o ilçelerden ve köylerden de geriye doğru ihtiyaç sahiplerinin hasta yaralı veyahut da gelmek isteyenlere de tahliyesi mümkün oldu. Sizlerin yaptığı operasyonlarla. Bundan dolayı ben sizi bir kez daha kutluyorum. Diğer taraftan bu deniz kuvvetlerimiz de arkadaşlarım bir nakliye, deniz nakliye koridoru tesis etti. Bu işte Antalya, Mersin'den hatta daha da uzaktan İzmir'den itibaren İskenderun'a doğru arkadaşlarım, o büyük iş makineleri dahil, efendim personel dahil, bunların hepsini süratli bir şekilde ve bu ağırlıklı bir şekilde bunların İskenderun'a gelmesi mümkün oldu arkadaşlarım. Ve şu anda da biz bu başlangıçta 24'e kadar çıkan gemi sayısını ihtiyaca göre ayarlıyoruz şimdi. Bunlardan işte bir kısmı Mersin'de, bir kısmı efendim söyleyeyim Körfez'de olmak üzere Antalya'ya dağıttık arkadaşlarım. Dolayısıyla 24 gemimiz şu anda teyakkuz halindeki. Bunlar da ilk andan itibaren devreye giren gemiler. Bu çalışmaların yanında arkadaşlar bir parçası olarak da sancaklar ve bayraklar gemilerimizi biz hastane rol 2 şekliyle tertipledik, düzenledik arkadaşlar. Ve buradaki çalışmalarını, Körfez'deki çalışmalarını hastane hizmeti vermek suretiyle o da arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ve şu ana kadar da 3400 civarında arkadaşlarım oraya hasta ve yaralı geldi. Onlara gerekli bakımı yaptılar. Hatta orada ameliyatlar da yapılıyor. 22 ameliyat yapıldı. Bunlardan bir tanesi de çok yani moral ve motivasyon yükselici bir ameliyat diyelim. Bir doğum hadisesi oldu. Orada bir Hatice Deniz bebeğimiz oldu. O da buradaki bu hüzünlü tabloda böyle insanları tebessüm ettiren, güldüren efendim güzel bir olay oldu. Arkadaşlar diğer bu yaşam destek konularına da yakından baktığımızda bazı rakamları da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii sizlerin desteğiyle oluyor bunlar. Arkadaşlar ilk andan itibaren, ilk günden itibaren şu ana kadar yapılan çalışmalarla efendim giden malzemelerin kullanılmasıyla toplam 3.700.000 arkadaşlarım kumanya dağıtıldı. Yani ilk andan itibaren bütün stoklarımızı ortaya koymak suretiyle vatandaşımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesi için 3.700.000 kumanya vatandaşımıza dağıtıldı. Şu anda ise 98 arkadaşlar sahra mutfağı var. 35 sahra fırını var. Bunları kullanmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ve günlük 118.000 arkadaşlarım sıcak yemek kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Yani 118.000 kişiye, vatandaşımıza bir günde sıcak yemek dağıtabiliyoruz. Ve diğer taraftan da 345.000, 350.000 civarında da ekmek kapasitesine ulaştık. Onlar da fırınlarımız gece gündüz çalışmak suretiyle vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılıyorlar. Şu ana kadar, ilk başlangıçtan şu ana kadar da 670.000 sıcak yemek dağıtıldı arkadaşlarım vatandaşımıza. 1.6 milyon yani 1.600.000 de ekmek vatandaşlarımıza ulaştırıldı, dağıtıldı. Bu çalışmalar devam ediyor tabii. Tabii bu çalışmaların sadece bu yemek ve karın doyurmak meselesi günlük ihtiyaçları değil. Diğer taraftan da herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermemek için bazı ilave ihtiyaçlarımız var. Bunlar nedir mesela? Gıda ve su kontrolü. İşte bunun için de bizim elimizdeki 4 laboratuvarı da, mobil laboratuvarı da dağıttık bölgeye. Onlar da şu anda yoğun bir şekilde her türlü müracaata gerekli işlemi yapmaktadırlar. Tabii ihtiyaçlar göreceli. İşte başlangıçta ekmek, su ihtiyacı bittikten, barınma ihtiyacı bittikten sonra arkadaşlar
banyo ihtiyacı oluyor, tuvalet ihtiyacı oluyor. Bunlarla alakalı da arkadaşlarım elimizdeki bütün 365 banyo ünitesini ve tuvalet ünitesini arkadaşlarım bölgeye dağıtmış bulunuyoruz. Ayrıca 12 seyyar çamaşırhanede de bölgeye gönderdik ki acil ihtiyaçların karşılanması, çamaşır yıkama ihtiyaçlarının karşılanması, destek sağlanması bakımından. Arkadaşlar elimizde çadırlar vardı. 2400 civarındaki soğuk iklim ve genel maksat çadırını da yine vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda vatandaşımız bu çadırları bölgede kullanıyorlar. Ve şu ana kadar da Mehmetçik bölgedeki 75 iril ufaklı çadır kent var bölgede. Bu 75 çadır kentte 50-55 bin çadır kuruldu. Bu çadırların kurulumunda da Mehmetçik her bakımdan oradaki elinden gelen desteği oradaki ilgili kurma kuruluşlarla AFAD'la beraber çalışarak sağladı arkadaşlarım. 8 ilde 19 lojistik üs bölgesi kuruldu. Bunun için yer tahsisi konusunda, personel tahsisi konusunda, araç tahsisi konusunda silahlı kuvvet olarak neyimiz var, neyimiz yok onu ortaya koyduk. Ve şu anda bütün ilçelere, köylere arkadaşlar gelen eşyaları tahsip ediyorlar. Ve ihtiyaca göre, talebe göre o oradaki eşyaları, malzemeyi, yiyecek, içecek dahil, çocuk bezi dahil, yani size fikir versin diye söylüyorum. Bunları bir tahsip edip süratle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Milletimizin bağrından çıkan, aynı zamanda Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlarım, bu zor günlerde de diğer bakanlık ve kurumlarla yakın işbirliği, yakın ilişki için arkadaşlarım, onlarla birlikte asil milletimizin emrinde ve ilk yandan itibaren görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve bu vesileyle ben bir kez daha depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda yine hayatını kaybeden bu depremde bizim silah ve mesela arkadaşlarımız var. Ona da aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Ve onların yaralarına da acil şifalar diliyorum arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu mücadelede emeği geçen herkese, sizler ve bütün herkese ve sizlerin şahsında bütün buradaki arkadaşlarıma ve yurt içinden ve yurt dışından arkadaşlarım, yaraların sarılmasına gayret gösteren herkese hiçbir ayrım yapmaksızın saygılarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Sağ olun.